Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için sevecekleri güzel bir kırmızı başlıklı kız pelerini yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bak, yakanın buraya kurdale taktım ben. Kullanışlı bir panço pelerin arkadaşlar. Örgüsü de çok güzel duruyor. Bakın gördüğünüz gibi dalga dalga su dalgası modeliyle yaptım. Bu pelerin anlatımını ben bugün 1 yaş çocuk için yaptım arkadaşlar. Ama siz bu yüksekliğini daha fazla yaparak 3, 4, 5 yaşına kadar kullanabilirsiniz. Aynı ölçüde başlayarak. Kullanışlı bir model dediğim gibi. Bunun örgüsünde iplik olarak ben kırmızı renkli iplik kullandım. Bakın bu şekilde Naku Baby Bebe 100 markalı bir iplik. %100 akrilik bir iplik kullandım arkadaşlar. 100 gram iplikte 360 metre var. Bu iplikten bir yumak iplik bitti. Bakın bu kaldı. Bir yumak iplik kullandım. Biraz fazla iplik gidiyor. Bu çevresinde beyaz renkli iplik olarak da bakın bu şekilde yumuşak dokulu, farklı bir dokusu olan bir iplik kullandım. Bu iplik de Polar Puffy markalı bir iplik. Bunda da 100 gram iplikte 165 metre var. Polyester bir iplik arkadaşlar. Ben bugün bu renk iplikleri kullandım. Siz bu panço modelini istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Siz bunun daha büyük numaralı tığlar kullanabilirsiniz. O zaman yaptığınız örgü daha büyük olacaktır. Bak bu yakasına da kurdale taktım. 1-1,5 metre kadar da kurdaleye ihtiyacımız var. Siz bunun yerine pompon da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu pançoya takım olarak ben etek, şapka ve ayakkabı da yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde aynı modelin eteğini yaptım. Çok kolay bu da arkadaşlar. Buna takım olarak yine güzel bir şapka yaptım bak bu şekilde. Bir de ayakkabımız var. Bot ayakkabı yaptım bak böyle. Bu ayakkabının yapılışı da çok kolay arkadaşlar. Ben bunların hepsinin anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Siz de bu güzel örgü ayakkabıdan, şapkadan ve etekten yapmak isterseniz bunların olduğu YouTube linkini ben bu izlediğiniz videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan tığ işi, örgü ayakkabı, şapka ve etek linklerine tıklarsanız bunun gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel panço modelini yapacağız. İpliğe tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel pançonun örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapmak için ben ilk ilmeği bak bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum arkadaşlar bakın. 86 zincir yapalım. 86 zinciri yaptım. Bak çok sıkı zincirler yapmadım. Bu 86 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 33 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. Benim elime sıklığına göre 33 santimetre için 86 zincir yaptım. Siz daha fazla büyük yapmak istiyorsanız daha fazla sayıda zincir yapabilirsiniz. Bu sırada kafesler yapacağız arkadaşlar. Bak tığ üzerine iplik alıyorum. 4 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bak bu bir kafes oldu. 4 ilmek atladım. 1 trabzan yaptım. 1 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bak 2 defa da çıkardım. Trabzanı yapıyorum. 1 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 1 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 1 zincir yapıyorum.
Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde kafesler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son zincirin üzerine de bir trabzan yaptım. Kaç kafes yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Bir sırada 41 kafes modeli oluştu arkadaşlar. İkinci sıradayız. İkinci sırada model yerleştirmeye başlıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine bak, trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, bu ilk kafesi atlıyorum. İkinci kafes içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bak, iki defa da çıkardığım trabzanları yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bak, iki trabzan yaptım. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı kafes içine iki trabzan daha yapıyorum. Bak, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir kafes atlıyorum. Bak, bunu atlıyorum. İkinci kafes içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir kafes atlıyorum. İkinci kafes içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son modeli bak, buraya yaptım. Burada bir kafes var. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu kafesi atlıyorum. Bir önceki sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan vardı. Bak, bu ilk zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bir trabzan ile başladım. Sıra sonunda bak, trabzan ile bitirdim. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir sırada 20 model oldu. Siz daha fazla sayıda başladıysanız sizin daha fazla model olması gerekiyor. Üçüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bu modelleri 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak yapıyorum. Bak, bu ilk 2 zincirin üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model üzerine de bak, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son ilmek üzerine de trabzanı yaptım arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İlk ilmek üzerine bak, trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasında bulunan bu iki zincirli boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmeğe de bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Beşinci sıradayım. Beşinci sırada yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde model yapıyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 zincir üzerine bak model ortasında bulunan 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model üzerine de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak 3 sıra, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği de trabzanı yaptım. Yakanın şeklini görelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Görüntü olarak böyle oldu. 6. sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu modelleri 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bir ilmek atlıyorum. 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 2 trabzanın üzerine 2 trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak burada 4 trabzan oldu. 2 trabzanı trabzanların üzerine yaptım. 2 trabzan da 2 zincir üzerine yaptım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu modelden bir ilmek atlıyorum. Diğer modelden de bir ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak 2 modeli bitirdim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modelden 1 ilmek atlıyorum. 2. modelden 1 ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 2 ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak bu 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Diğer modellere başlıyorum. Bak, görüntüsü böyle oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son olarak yine trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar, bu sırada modelleri 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak yaptım. 7. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine 1 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bak 3 ilmek üzerine trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincir boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bak 3 ilmeğe trabzan yaptım. 4. trabzanda bu 2 zincirli boşluğa yaptım. Bu 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modelden 1 ilmek atlıyorum. 2. modelden 1 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
Bu bir zincir boşluğuna bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir fazladan yaptım. 3 ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bak yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 3 ilmeğe trabzan yapıyoruz. Ortada bulunan 2 zincir üzerine de 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 8. sıradayım. 8. sıra bu 7. sıranın tekrarı oluyor arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 zincirli boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu modelden 1 ilmek atlıyorum. İkinci modelden 1 ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak. Bu 7. sıranın tekrarı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son trabzanı da yaptım arkadaşlar buraya. 8 sırayı tamamladık. Bak 3 sıra, 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan model yaptım. 9. sıradayım. 9. sırada bu modelleri 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yapıyorum. Bak 9. sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İlmek üzerine trabzan yapıyorum. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. 3 ilmeğe trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan yaptım. 5 trabzan oldu. 2 zincir yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 ilmeğe 3 trabzan yaptım bak. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bir bu modelden atlıyorum. Bir diğerini ikinci modelden. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bak yine 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada modelleri 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan şeklinde yaptım. 10. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada yine trabzanları 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yapıyorum. Bak bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 1 2 3 4 4 ilmek üzerine trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2
3, 4. Tığ üzerine iplik alıyorum, 2 ilmek atlıyorum, diğer modelde 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın, 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oluyor modeller yine. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bak, yine trabzanı yaptım arkadaşlar. Bakın, görüntüsü böyle oldu. 11. sıradayız. 11. sıra bu 10. sıranın tekrarı oluyor. Yine 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan yapıyorum. 1 zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu iki zincirli boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak, 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek buradan atlıyorum. 1 ilmek buradan, 2 ilmek atlıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bak, modellerimiz aynı arkadaşlar. Bir önceki sıranın 10. sıranın tekrarı oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntüsüne bakalım. Bakın, üst sırada 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yaptım. Bakın, görüntü böyle arkadaşlar. 12. sıradayız. 12. sırada 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak, 2 trabzan yapınca 6 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Altı trabzan, iki zincir, altı trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum, iki ilmek atlıyorum, dört trabzan yapıyorum. İki zincirli boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Altı trabzan, iki zincir, altı trabzan oldu. Artık örgü bu altı trabzan, iki zincir, altı trabzan ile devam edecek. Siz isterseniz üç sıra altı trabzan, iki zincir, altı trabzan yapabilirsiniz. Devamında yedi trabzan, iki zincir, yedi trabzan şekline dönüştürebilirsiniz. Ben bu altı trabzan, iki zincir, altı trabzanla devam ediyorum. Örgüye bu şekilde istediğiniz ölçüye kadar devam edelim. Örgü yüksekliğini tercihime göre ben istediğim ölçüye kadar tamamladım arkadaşlar. Bak, 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan sırasında 6 sıra olarak yaptım. Bak, burada başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra, 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan yaptım. Toplam kaç sıra yaptığımızı sayıyorum. Bak, kafes ile başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra oldu. Santimetre olarak da ölçüyorum. (18 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Burada bitirmiyorum.
Uç bölümüne de bak böyle yumuşak bir iplik var. Bunu kullanıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Polar Puffy diye bir markalı iplik. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 165 metre var. Bak yumuşak dokulu bir iplik. Siz istediğiniz renk iplikler ile devam edebilirsiniz. Bununla devam ediyorum. Çevresini bu iplik ile trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Bak ipliği burada bitirdim. Kırmızı ipliği kesiyorum. Şu diğer uçtan başlayalım. Bak buradan başlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. İlk gördüğüm ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bak 1 2 3 3 defa da çıkarıyorum. 2 defa iplik doluyorum. Diğer ilmek üzerine de üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 defa iplik doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum bak. 2 defa iplik doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. Bu diğer uç noktaya kadar devam edelim. Yaka başlangıcı yaptığım yere kadar bak üçlü trabzan olarak tamamladım. Bu yakanın çevresinde bak kafesler var. Bunun üzerinden ben sık iğne yapıyorum. Siz isterseniz üçlü trabzan olarak devam edebilirsiniz. Bak şu şekilde. Tığ üzerine iplik almadan sık iğne yapıyorum. Her ilim bak kafes üzerine ikişer defa sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak buraya kadar devam edelim. Burada yine üçlü trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Başladığım yere kadar bak tamamladım ben arkadaşlar. Yakanın çevresinde sık iğneleri yaptım. Diğer ön bölümde bak burada yine üçlü trabzan yaptım. Bu son ilmeği ilk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak bak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Böylece örgüsünü tamamlamış olduk. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Pelerin artık kullanılmaya hazır. Yakasının buraya ben kurdale takmak istiyorum. Bakın bu şekilde şirit kurdale var. Bunu takmak istiyorum. Siz isterseniz iplik kordon yapabilirsiniz buraya. Pomponlu kordon yapabilirsiniz. Şu şekilde bak bir kurdaleye iğneyi taktım. Yakanın burada bak kafesler yapmıştım. Kafeslerden geçiriyorum. Bir dolu bir boş yapıyorum kafesleri. Bak sıranın sonuna kadar kurdaleyi taktım arkadaşlar. Şu şekilde uzunluk bıraktım ben. Bakın çok güzel oldu. Bitmiş olarak ölçülerini zaten söylemiştim arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde tekrar ölçelim. Bu yükseklik tamamen tercihinize ve çocuğunuzun büyüklüğüne göre değişecektir. Bak 23 santimetre oldu. Ben bugün bu pelerini 1-2 yaş arası çocuk için yaptım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.